Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse uslubu motifleri bugüne kadar işledik ve bitirdik. Hem bu usluptaki çalışmış olduğumuz motifleri bir tekrar mahiyetinde bir teknik çalışma, yani bir teknikle hem bu motifleri tekrardan bir ele almayı arzu ediyorum. Tekniğimizin ismi Türkçe bir istilah olarak söylemek gerekirse çift tahrir, havalı veya negatif dediğimiz bir teknik çalışma. Genelde bunu yazma eserlerde, çinilerde ve diğer unsurlar üzerinde görebiliyoruz. Onun için bu teknikin nasıl yapıldığı, nasıl işlendiği noktasında bir çalışma yapacağız. Haftaya da inşallah bununla ilgili ödevimizi verip bu tekniği de bitirmiş olacağız. Esasında bugün niyetim tasarlama ilkelerine girmekti. Haftaya da tekrar bir teknik göstermek istiyorum. Bu teknik üzerinde de ufak çalışmalar yapıp daha sonra tasarlama ilkelerine girip tasarlama ilkelerini de bitirdikten sonra da bu dönemi son ödevlerini verip bu dönemi bitireceğiz inşallah. El-yum inşallah سندرس في تقنية المعينة الذي ينفذ في مخطوطات أو الخشان أو عناصر أخرى من الخشب أو إلى آخر. هذا التقنية فيها عدة أسماء موجودة في اللغة التركية، منها نيجاتيف. هل معروف هذا النيجاتيف؟ يعني هو أبيض وأسود، الصورة لو نظرتم إليها سترونه بهذا الشكل. أو باللغة العربية باللغة التركية كمان حوالي. حوالي يعني الذي يمشي من الأماكن الفارغة، أتوقع هذا أصلها يرجع إليه. أو تشيف تحرير أو ذو تحريرين أو ذو تحديدين الوحدة. هذه التقنية إن شاء الله سأنفذ أمامكم اليوم. قبل ما أنفذ أمامكم أحب أن أطلع عليكم بعض النماذج الذي سنصل إليها إن شاء الله كيفية تنفيذها. بقولوا إنجليزي إن شاء الله. Good morning, God willing, we have completed until now the Hatayi motifs, and I have shown you these motifs, and we completed showing them. But today, God willing, we will repeat, we will go over them again by showing you a technique, one of the techniques to apply this. This technique is called in Turkish çift tahrir, this is double tahrir or double lining or negative or havalı. This technique is seen on the motifs we have in manuscript works or in tiles and on other surfaces or designs. We will show how this technique is applied, how it is made. And next week I will show you another technique, and thus we will be completing the application of techniques and go on, carry on with teaching the design methods and techniques. After that, after applying these techniques and these conception methods, we will complete this semester. Now we go on to showing you this double tahrir method. Şimdi bu çizilmiş motif görüyorsunuz. Herhangi bir işlem yok. Yalnızca bir hatla çizilmiş. Bu da dikkat edin. Mesela şimdi bundan sonra
Önemli olan bu teknikte bütün boşlukların eşit olarak dağıtılmasıdır. Bakın bu bütünü, bu ise boşluklara kırılarak boyanmış hali. Buna biz işte dediğimiz gibi çift tahrir, havalı veya negatif çalışma diyoruz. لَوْ نَظَرْتُمْ اِلَى السُّورَ الْاُولَى تَرَوْنَهُ اَنَّهُ كُلُّهُ الْخُطُوطُ مُلْتَسِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ السُّورَ السَّانِيَ لَوْ نَظَرْتُمْ فِيهَا تَرَوْنَهُ فِيهَا فَرَغَاتْ مُتَسَاوِيَ Yani فِيهَا لَازْمُ هَيْثُ الْفَرَغَاتْ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَ Yani homojen, لَازْمَ اَنْ تَكُونَ كُلُّهُ نفس المستوى حتى بعض الأماكن يمكن نضيف فيها حسب الزوق أو حسب الاشتغال يمكن تتركونها فراغات أكثر. Here we can see the motif. It is drawn. This motif is drawn with a single line, not colored. And the second one, this one, some of the spaces have been filled in with color. The important thing is to have here the coloring homogeneous. It ought to be homogeneous, the colored in all the filled-in surfaces. And we see that some of them are filled in and part of the motif is not filled. This is the double aspect of it. So it is called. Şimdi bazı örnekler göstereceğim Çin'den ve yazma eserlerden. Anasa uri inşallah uriikum بعض النماذج من المخطوطات او القاشاني ستفهمون هذا التقنيه بشكل نهائي ان شاء الله. Now to show you the final form of this coloring, this method, I will show you samples from tile works and from some manuscripts. Evet. لو نظرتم هنا الفراغات لرسم الوحدات وكيفيتها. Burada belli oluyor. Pardon, tekrar açayım ben. Bu bir Çin'den örnek. Söyleyin isterseniz. Here we can see an example from a tile motif. You can see that some parts of it, some sections have been left blank. And yani, some of them have been colored. Tabi bakarsanız bench'teki boşluklara bakın. Unzur ila vahdat el bench vel hatayi vel varak fi vasat. For instance, you can see the five-petaled flower. Some of the parts of it have been left blank. You can see the hatayi motif and the leaf. Part of the sections are colored, part of them are left blank. Mesela bunda daha belirgindir. Here it is seen more clearly, it is more evident in this example. Biraz küçültebiliyor muyuz ekranı? Pardon. Evet. Burada daha belirgin. Evet. Daha güzel, daha belirgin. Yani bakın sap devam ediyor. Sapın devamında bir boşluk bırakılmış. Yaprağın mesela gövdesinde ortasında bir boşluk var. Farklı bir renkle yapılmış bu. Firuze rengiyle yapılmış. Hatayi motifine bakalım. Hatayi motifindeki boşluklar da hatta bazı noktalar bırakılmış. İşte yapraklar içerisinde yani o siyahlık fazla olmasın diye bir damla da konulmuş. Aynısı pençte de uygulanmış. For instance here you can see clearly that the leaf, if you look at the leaf, the stalk is dark, okay, but where it connects with the leaf itself,
the calyx part, there is a blank, a white part that has not been colored. It has been left like this. Similarly, in the middle of the leaf, there is a section that is colored with a lighter color, lighter paint. And if you see the five-petaled flower, the Altai motif flower is the same. You can see similarly some lines, some parts that are left blank without color. Also some dots with another color have been left and colored lightly in the middle of each petal. This is a clear example. هذه النماذج الذي في أمامكم من الكاشاني لو نظرتم فيها وحدات صيغات الحتاي هذا الوحدات متفرغة من يعني بتحديدين وملونة تماما ولكن في أماكن سواد زيادة فيها ترونه في وسطهم النقطة أو دموع شكل الدموع حتى الورقات الذي في أمامكم في لون ثاني أساسا هذا فراغ كمان يعطيك فكرة أنها كمان شفت تحرير أو هوضة أو نيجاتيف başka örnekler de gösterebiliriz bununla ilgili. Mesela buradaki şu motifi ele alalım. Bakın bu motifte de boşlukları görüyorsunuz. Yani motif çizgileri birbirini tamamlamıyor. Boşluklar var. Yani bu tekniğin adı bu. You can see in this example more clearly this flower. You can see that some lines are made by leaving them blank. This is why actually it is called double or negative. There is the color parts, there are the color parts and the blank parts which are used as lines. So here the example for a double tahrir, double editing we can say is clear. Şimdi bir de şeyden görelim. Herle nazır inşallah lil mahtutat. Mesela hazal vahdat minel mahtuta esasen hazal şurufat bi tekniyet çift tahrir hazal şuruf yani bunlar tığ dediğimiz örnekler Karahisari Musaf'ın gül tığları ben birkaç tane örnek daha göstereceğim. Mesela bununla beraber bakın bu da bir tığ örneği. Şöyle görürseniz nerelerde kullandığımız da şey olur. Yani bunlar tığlarda bazı yani mekanlarda bu tekniği kullanıyoruz mesela. Hada numudec min el mahtutat hatta hada numudec min el mushaf Karahisari في ورود الذين يشير إلى عشرات أو الأحزاب أو السجدة ورود السجدة أو ورود عشرة أو الخمسة هذا شرفات أساسا طبعا ترونه أنه أي أماكن يستعمل أو يستخدم هذه التقنية من الوحدات النباتية طبعا هذا وحدات نباتية يعني حتى يعني هل في أساليب الأخرى نقدر نستخدم فيها؟ طبعا نستخدم هذا تقنية bu bir tekniktir. Yani bu tekniği diğer usluplarda da kullanıyoruz. Yani Rumi'de de kullanıyoruz, Bulut'ta da kullanıyoruz. Bu bir yazma eserin gül dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki güllerden bir tanesinin tığ örneği bu. This is another example because I want to show you the places, the instances where this technique is used. This is an example from Karahisari's manuscript. It is the rose motif placed on a needle. They call this tı or needle, a long stalk on which they are positioned.
Here we see that this technique is applied by leaving some lines or spaces blank. This is a technique. It is used in various styles. For instance, in the Rumi style, Hatayi, other designs can be made by means of this technique. Yani burada dikkat ederlerse bir Gonca'da çift tahrinin yapılış şekli, bir Penç'te yapılış şekli, işte bir Hatayi'de yapılış şekli. Bunların hepsi işte bir tafsilatlı bir Penç'te veya işte daha sade bir Penç'teki yapılış şekilleri burada gözüküyor. For instance, on this page you can see this technique applied for the left hand side bud, the little rose bud. In the middle, on the needle, applied for a five-petaled flower, Hatayi flower. It can be used for detailed ones or plainer, simpler ones. Mesela bu başka farklı bir örnek. Another example. Burada bir Hatayi var. There is a Hatayi flower. Hatayi'nin çıkışında, işte bitişinde bir çift gonca diyelim, üst üste gelmiş, onun çift tahrir, havalı veya negatif çalışması. It is topped by a needle on which there are two buds. Hada numudec muhtelife, kemen taravnahu fi müteşekkil minel şurufat hatayi ve barayim el mevcude fihe. Hada kemen muhtelife. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Mesela bir siyah beyaz bir çalışma bu Günal Hanım tarafından fırçaya çekilmiş şeyin olması lazım. Muhsin Demirhan hocanın olması lazım. Olabilir, şu anda ismi tam aklımda değil. Notumu almamışım. Ama önemli olan sol taraftaki tabii bu teknik bu şekilde de çalışılabilir. Yani kendisi içi boş bırakılmış da çalışılabilir. Veya bir bütün olarak, yani motifler hiç şey olmadan kendimiz de boşaltabiliriz. Yani sol tarafta desenin kendisi, sağ tarafta onun çift tahrir çalışılmış şekli. On the left hand side we see the work without coloring, left with its drawing, and on the right hand side you see the painted one painted with this çift tahrir, double tahrir technique. هذه نموذج إلا أمامكم ترونه في شمالكم أنه منفذ بقلم بفراغات يمكن بهذه الطريقة تشتغل أو بطريقة يعني ليس تترك أي فراغ يمكن مباشرة من الوحدة متكاملة أنتم تتركون الفراغات في حين اجتهادكم في أو تنفيذكم على اللوحة. Buradan bir çıkayım. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Şeye girmek istiyorum. Evet. Şimdi mesela Karahisari koltuklarında şöyle birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Bakarlarsa bu Karahisari Musafı'nın koltuk bezemelerinden örnekler. Hem altınla yapılmış bir çalışma var. Altınla yapılmış çalışmanın arasında da gezinen çift tahrir desenimiz var. هذه نماذج من المصحف كرايساري الكراسي الذي موجودة فيها في هذا الكرسي ترونه في تكنيتين واحد مزين بالذهب ومحدد الثاني باللون الأزرق بتكنية شفت تحرير أو هولة أو نيجاتيف. We can see here an example from the Quran copy manuscript of Karahisari, Karahisari's Musaf, a borderline, a margin decoration, in which we can see gilded motifs, gold paint, between which, among which, there are
are twisting figures, motifs painted with this double tahrir or negative technique. Burada önemli olan yapraklardaki boşluklara bakın. Bakın mesela şuradaki boşluğa bakın. Nasıl bir boşluk gelmiş. Yaprağın mesela gövdesinde yine bir damla bırakılmış. Bu bir bütün bir çizgi de bırakılabilir. Mesela saplarda bitiştirilmemiş. Mesela saplar bitiştirilmemiş. Mesela onlarda da bir boşluklar var. Bazı yerlerde bitiştirmişler. Bu bitiştirilmeyebilir de yani tamamıyla buradaki olduğu gibi boşluklar bırakılabilir. We can see here, for instance, you can see the leaves. There are kind of drops, blank white parts in the middle of the leaves. You can see how it is done, examples. Or the stalk sometimes is not combined, the stem is not combined with the leaf, leaving the connection point blank. Biz şu anda bunu zaten çok büyüttük. Yani buna bakmasınlar. Bu koltuğun kendisinin büyüklüğü aşağı yukarı bir 7 santim civarındadır. Yani o kadar yani boyunun uzunluğu şu anda tam aklımda değil ama o civardadır. Yani şu koltuğun içinin büyüklüğü şu kadar bir şey. Of course now you are seeing the motif adrandas. We are widening it to show it clearly. This border decoration itself is not more than 7 centimeters or so. So it is little, but don't forget that this is the enlarged view of it. Mesela buna da bakalım. Bundan sonra şey yapalım artık biz uygulamaya geçelim. Let's see this one also and then let's go into practicing application. Burada dikkat ediyorsanız bir tezipli bir çalışma var. Esasında ikisi de tezip ama burada herhangi bir şey bırakılmadan yapılan bir altın üzerinde tahrirler çekilmiş. Diğer tarafta lacivertle yapılmış çift tahrir tekniğini görüyoruz. This is another example. Here we can see the flowers that are not left blank. They are gilded with gold paint. We can see this, okay, but we also see the other ones, other motifs, buds and leaves, where parts are left blank, the connections not completed, left blank. هذا النموذج الذي في أمامكم فيها تقنيتين أساسا في نفس المكان واحدة بدون تكنيك النيجاتيف أنه واحدة متكاملة ومحررة بالأسود أرضيتها ذهب الثاني لون الأزرق ولكن فيه بتقنية النيجاتيف هذا نموذج حتى هذه النموذج أساسا فيها أفكار تصاميم يعني هذه نماذج جالسة ترونه لما نشرح تصاميم كيفية التصاميم هذه النماذج ستجد أمامكم لأن هذا التصميم كيفيتها إن شاء الله سأشرح لأسبوع لبعضها يعني مو قادم لبعضها إن شاء الله. Evet. Buradan şu anda bitiriyorum bunları. Soruları olan varsa, bu konuyu anlamamış olan varsa arkadaşlara bu konuyu da tekrar soralım istersen. Mesela bak burada hem altınla çalışılmış şey negatif hem de maviyle hem de kırmızıyla. Tabii burada farklı bir motif girmiş. Ona girmek istemiyorum şimdi. Bu karanfil motifi Hatay üslubu içerisinde yer almaz. O başka bir şey. Ama burada önemli olan tekniğin uygulanış biçimi. Here I'm showing you this example. Again for the same technique, to illustrate the same technique. We can see that some motifs are gold painted, some are painted in blue and in red. This motif itself is not within the Hatay group, the carnation flower motif. So don't pay attention to that one for the moment. Pay attention to the double tahrir, which I'm showing here. The black parts, disconnected parts, which are left blank, and the colored ones. Sorusu olan var mı? Are there any questions? Yani bu konuyu anladık mı, anlamadık mı? In order to understand what has been said up to now about this technique,
If there are questions, we can have them now. Tamam. O zaman biz şimdi bu konuyla ilgili ben önceden yapmış olduğum çizimlerden veya bugüne kadar yaptığımız çalışmaları %50 veya %75 civarına küçültüp arkadaşlar şey yapabilir. Ben böyle bir çalışma yaptım kendim. Yalnız bunları tabii bu özellikle hatayları yaparken birazcık eksenlerini kaydırmış olabilirim. Siz çalışırken yarısını çalışıp katlayarak yapın. Yani özellikle yani yapraklar değil de mesela hatayı, burada bir bozukluk var, ona dikkat edin. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi küçük küçük motifler. A4 içerisinde, bakın bu A4 içerisinde böyle sığdırdığımız motifler. Biz bunları bugün şimdi çift tarih çalışacağız. هذه النماذج الذي أنا عملتها يوم السبت عشان أعمل أمامكم تقنية النيجاتيف. هذه النماذج طبعا مملوءة بحجم الأيفور. أنتم يمكن تدرسون النيجاتيف من النماذج الذي درستم من قبل، ولكن خلي صغروها 50% أو 75%، لأنه هاي الوحدات النيجاتيف لازم نشتغلها بحجم صغير. لا تأخذ عين الاعتبار وحدات المتنازل الهتاي يعني لما تشتغلوا هذه الوحدات خلي أنتم اشتغلوا نصفها بعدين اقلبوا، لأنه أنا رسمته مباشرة على الورق ولذلك يمكن بعض الأخطاء موجودة فيها. لا تأخذ عين الاعتبار يعني هذه الأشياء. ولذلك لم هلا أمامكم لما أشتغل أنا أشتغل نصفها ماشي. The professor has prepared these motifs on which he will show the application of this technique. Normally, the motifs should be small in order to work on this technique. They must be smaller. You can imagine them, reduce them by half, for instance. And most important is that you should draw them correctly by preparing first half of it and folding your tracing paper to do identically the other half. Yes. And all these motifs have been placed within an A4 size paper. Biz bunu şimdi şeye çalışacağız. Aydinger üzerine çalışacağız. Aydinger'i koyup öyle çalışacağız. We will work on them by placing the tracing paper on it. نحن نشتغل لهذه الوحدات على ورق تريسينج أو ورق زبدة أو شفاف. The transparent paper. I'm fixing it on my paper. أضع فوق وألصقها بشكل جيد. Soru yok değil mi Nurcan? Yok, ismini sormuşlar. Şimdi ben bunun Türkçesini şuraya yazayım. Bir oradan şey yapsınlar. Bir kalem alabilir miyim? Çoktan yazdım. Ha. Türk hepsini yazdın mı? Havalı, negatif falan yazdın. Yani Arapçasını da bilmiyorum artık. Onlar kendileri şey yapsınlar. Çünkü bu terminoloji bize ait bir terminoloji. Öyle olunca da Arapçasını bulmak birazcık zor oluyor. The question, there was a question about terminology, about the name of this technique. It is called çift tahrir, means double editing. Of course, it's not possible to translate these exactly because these are terminology in Ottoman Turkish. But this is what it means. Havalı means kind of sophisticated, ostentatious. And double, sophisticated, and negative is more known as a term because it has the painted colored parts and the blank parts, so it's like negative print. Ben bunu şimdi şeyle çalışacağım, is mürekkebiyle çalışacağım. I will work it out with soot ink. Ama arkadaşlar şeyle çalışmak isterlerse farklı renklerde guaj veya
sulu boyayla o da olur. But you can as well work with watercolor or gouache, another paint of your preference. Şimdi bugüne kadar gördüğümüz bütün motifler burada var. Yapraklar var, pençler var, goncalar var, hatayiler var. Yani bugüne kadar bütün gördüğümüz motifler burada ben çizdim. Hatta yaprakların kırılma şekillerini de çizdim. Ona göre bunları şimdi belki hepsini değil ama bir kısmını yaparak ana fikri, temayı öğrendikten sonra siz devam edeceksiniz. هذه المحطات الذي في أمامكم كلها أثاث اللي درسنا لغاية الآن موجودة في هذا الورق يعني في هذا الورق مثلا أوراق أو البنجات براعم والحتاي كلها موجودة في هذا الصفحة لذلك يمكن أنا أعمل عدة منها ليس كلها أنتم تكملوا ولكن هذه الواجب سأرسل إليكم أنتم سَتَدْرُسُونَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ On this paper, I have drawn each of the motifs that we have learned up to now. The leaf, the five-petaled flower, the rosebud, the hatayi. I draw even the folded leaf, the fold of the leaf. And we will work on them. Once you learn the main idea, you will be able to apply them on different motifs. Kafam inşallah kapatmıyordur. Beni uyar Nurcan eğer kafam kapatırsa. Şu anda sorun yok. Kamerayı öne aldım ama hocam. Orijinalinde bak o damar yoktu. Biraz ilave bir... alabilirsin. Ha, ben bir damar koydum oraya ilave ettim. Söyleyeyim bunu isterseniz. In the original motif I had traced here, there wasn't any vein in the middle. Now while I'm painting, I left it blank to show a vein. Şimdi mesela gözüküyor değil mi böyle? Evet. Asıl varaka mekâne هذه الفراغ أنا أضفت فيها bunda da mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Here too I'm introducing a design inside this part of the leaf. While I'm painting. Renkli çalışabilir miyiz? Evet, evet, evet. There was a question about can we use other colors? Certainly, yes. Bunun için dedim ya, gouache veya... You can use gouache or watercolor. Hepsini şey yapabildiler. Önemli olan güzelce ne?
çalışmaları. Bir de şey tabii bu bazen fırça netliği çok önemli burada, önemli olan. The important thing is that you do it neatly, acele etmeden, and precisely, without hurrying. Tabii burada çok büyük şu anda gözüküyor. It looks too big here because it is an enlargement. It is enlarged. Now this is the real size. Şimdi bir şunu çalışalım, şunu. Tamam. Sanki tahrir çıkıyormuş gibi çalışıyorum, dikkat ediyorlarsa. Yani şey değil yani, bu da yani böyle boyu boyayacağım tarzında değil. Tabii çift tahrir olunca. Tahrir tahdid. Bil Arabi tahdid. O kontür bil Fransız ya da evet. When we say tahrir, we mean to draw, to make the contour, to define the borders. At the same time, the professor, while using the brush, he is also passing again on the same lines he had sketched out. So he is doing also the first, as in this league, the first drawing also with the brush, and the second one, second stage, double, which makes it double, will be the coloring. Ya zaten niye çift tahrir diyoruz ki? İki taraftan çektiğimiz için. The reason it is called double, it is because, you see, with the brush he is at the same time tracing the contour, drawing the main sketch, and the second stage will be the coloring, filling in. This is why it is called double. Alayım. Hocam şu anki fırça numaranızı sorayım. 2-0. The brush the professor is using now, the number thickness is 2, number 2. 2.0. Bu motifin küçüklüğüne göre bu değişebilir. Of course the thickness of the brush depends on the size of the motif you are painting. Acele etmiyorum, dikkat ediyor musunuz? I'm doing it calmly without hurrying. Şimdi yes'aluna ay rakam li fırşay, ana istakhdim hada fırşay sıfrayn li binsun newton taban hasab al vahta yetagayyar yumkin 3 asfur 4 asfur aw 0 hasab. It could be the number, the thickness of the brush could be 2 like this one, or 3 or 4 or 0, depending on the size of the surface you are painting. Gözüküyor mu? Evet.
eşit, yani önemli olan eşit mesafeleri bırakmak. Here it is important to always leave the same size or thickness of the black part. It ought to be as if it were a white line. Şeyi the distances between şeyi bozduk, şey geldi üstüne. The paints must be the same. Kağıt geldi boyanın üstüne, şeyler bozuldu. The blank lines must be consistent in harmony all over the design. The tip of the lower petal is by mistake because the paper was came onto it. This is why it is a little destroyed. It's not purposefully, but due to the paper. Şey renk şey oldu, kağıt dokundu, bozdu şeyi. The paper touched it. الأهم في هذه الشيء أن تكون فيها فراغات متساوية. يعني أهم شيء هذا هو. زي ما أنا ذكرت قبل من قبل شوية يمكن للورق يمكن نستمر ورق يعني هذا القسم يمكن نستمر بهذا الشكل Evet. Bu motif için bir milim çok fazla. Nasıl? Yani sizin çizdiğiniz çok küçük olduğu için bir milim değil. Bir milimden kasıt anlamadım. Bu beyaz boşluk. Boşluk aralardaki hava. Ha, hava boşluğu mu? Değişiyor. Bir milim yerine göre. Motifin küçüklüğüne göre değişir. Büyüdükçe de değişir. Mesela bu yaprağı yaparken mesela sırt şeyini yaptım. Ondan sonra şurada çok az bir pay bıraktım. Ama bu böyle yapılabildiği gibi sap geldi. Sapın şeyini koydum. Şuradan tekrar devam ettim. Şuradan. There was a question about the thickness of the blank line. Buraya ben bir yuvarlak da koyabilirim, bir damla da koyabilirim. This depends on the size of the motif. It could be 1 millimeter or bigger, larger if the motif is larger. Here there are two examples. On the right hand side, I left a little distance where the stalk reaches the leaf. In the left hand side one, I can leave a blank part in the middle of the leaf, which can be round shaped or which could be in the form of a drop, as I did it now. هذا ورقة وهذا ورقة أساسا اثنين نفس الشيء. الواحد يمكن أن أعملها الساق يستمد لغاية لنهاية رأس الورقة وبعدين أعمل فراغ في هذه الجهة. يعني هذا يمكن أعملها هذا شيء ثاني يمكن كمان نعملها هذا دمعة أو نقطة يمكن نقطة لا داعي مثلا هذا الوحدة عملنا فيها مثلا في هذا الجهة نفسها هون أنا ما يعني أكتفي لهذا الشيء لو هذه الوحدات أنتم بعدين تكملوها اللي فهمتم يعني هذا أين ستتركون الفراغ هذا يستمر ولكن لهذا القسم لازم يجي الفراغ يعني هذا ستكون فراغ في هذا القسم بهذا الشكل يعني هذا يجي So now, as you can see, I'm redrawing my first contour using the brush. The shape ought to be like this.
And before this one, as I said, in the middle of the leaves, the form, the shape of the blank part could be like a dot, round shape. It could be oval shaped, like a drop, as well as in the first example, like a veil. The blank part could be in any one of these forms. In this one, I'm redrawing the contour of the leaf, and then I will go on to paint the inside. Burada. Şöyle. Belli oluyor değil mi? Evet. Biraz küçültebilir miyiz? Önemli olan yaprakların formlarını hem Şeyhun لازم نحتفظ رؤوس أو أسنان الورقات بشكل منتظم يعني. It's important to draw the shapes of the leaf and its different parts carefully and neatly. Yani burada bile ben şey yapmaya çalışıyorum yani yapraklarımı sanki tahrir çekiyormuş gibi. I'm now redrawing as if I'm making again the contour for more precision and to make each part balanced with each other in size and in shape of course. Diyor ki diğer şeylerdeki gibi çizimlerdeki gibi uçlara doğru kalınlaştırıyor muyuz? Ama zaten böyle olduğu için ona gerek var mı? Yok. Tabii. İngilizce konuşuyor. This is about Rosaline, your question. No need to make the tips of the shapes. O alışkanlıktan dolayı yaptığım bir şey benim. I seem to be doing it due to habit, but it is not necessary because already you are filling in with color. So it's not necessary to do it from thin to thick, this gradual thing. It was related to the line. Here, because we are using color and filling in, this will not appear. So you can trace the line with the same thickness. For instance, yes, it was thinner and then thicker towards the tip. But now that it is colored, you don't see it anymore. Evet. Bu şunu birazcık daha belirginleştirmek istiyorum. I completed this one but I'm
making it a little more precise, even more precise. Evet. Bu da böyle bir yaprak. Şimdi bu pençlerden şey yapalım. Another flower. Now we'll go on to do with the five-petaled flowers to paint them. Dediğim gibi arkadaşlar bunları kendileri daha güzel çizsinler. Ben çünkü hemen aceleyle çizdim. Ölçülerinde birazcık kaymalar var. As I said, while preparing your work, do them trace these motifs carefully on both sides identically by drawing first half of it and then copying it to make it full so that they be proportionate. هذه الوحدات أنا رسمتها سريعا ولذلك فيها أخطاء يعني مو مدروسة بشكل جيد قبل ما أنتم تدرسونه ادرسوا أنتم ترسموها بشكل مرتب يعني بالقياسات اللازمة بعدين اجتهدوها بتقنية ماشي nasıl O işte motifin kendine göre bırakıyoruz dedik ya az önce. Yani yere gelir bir milim bırakırsın yere gelir. İncelik kalınlaşma. Hayır yok. Kalınlık aynıdır. Ama şeylerde mesela sırtlarda ben birazcık daha kalın bırakıyorum. Yani hafif başlayıp sona doğru biraz kalınlaştırıyorum. Yani o benim hoşuma gidiyor. Yani şeyde yaprakların sırtlarında yapıyorum yalnız onu ben. The question was about the blank lines, the white lines, the blank lines, their thickness. Will it be all over the same or will it become thicker gradually? No, generally it will be all over the same, but you can use, as I do here, from thin to thick, gradual thickening of these blank lines in the dorsum. In the main vein of the leaf, I did it here, and I can do it usually with the dorsum part, the main vein of the leaf on that side only, by starting it thin and leaving it thicker gradually. Yes, but it is not a must. All over, it can be the same. Şimdi şu bir şey söyleyeceğim. Ben mesela bunları bütün yaptım hepsini. Görüyorsunuz değil mi? Ama bunu isterse sanatkar bu şekilde boşluk bırakarak da çalışabilir. Yani önceden boşluk bırakılmış şekliyle de deseni kopya edip o şekilde çalışır. Ben ise bunu bir bütünden hareketle yapmayı seviyorum, yapıyorum. İkisi de olur. Hatta eskiler öyle derler. Yani mesela yalnızca noktalarını koyarlarmış. Noktalarını koyduktan sonra oraya koyacak motifi kendileri zihninden işlerlermiş. Arapçasını bir söyleyeyim. Şey yapınca sen bana şey yap ama unutursam hatırlat. أنا مثلا رسمت هنا واحدة متكاملة بخطوط ملتصقة يمكن أنتم تشتغلوها بدون خطوط ملتصقة يعني كأنك تشتغلها بقلم رصاص كأنها بفرشاة يمكن تترك فراغات بعدين تجتهدوا بهذا الشكل حتى القديم كان يضعون في أماكن النقطة التي يجي فيها أو يأتي فيها وحدات يضعون وحدة نقط بعدين ترسم فيها فنانين. Here in these examples I have shown you, I drew first the full figure of the motif, and then I went on to paint it, to color it. But it is possible to do otherwise, to put a main blueprint in dotted lines. Which the classical illuminators actually used to do, they traced it with dots, the motif, and then filled in the drawing, the lines, with the brush, based on these dotted motifs, guiding
dotted lines. Şimdi bu mesela bunun hacmine bakalım. Neymiş bu? Kaçmış? Bu motifin büyüklüğü. Bu motifin büyüklüğü aşağı yukarı 9 milim. The diameter of this motif, for instance, we measured now, is about 9 millimeters, slightly less than a centimeter. Sadece küçük bordürlerde mi kullanırız bunu, yoksa bütün çalışmayı bununla da yapabilir miyiz demiş Hatma, ama siz göstermiştiniz aslında. Gördüm, yani örneklerde gösterdim zaten. Yani yerine göre, yani o şeyin, sanatkarın nerede ne kullanmak istediğine göre değişir bu. This question was about whether the whole design, the whole composition ought to be made with this technique or could it be otherwise? Yes, said the professor, as in the examples of pages from tile motifs I have shown, it depends on the artist's taste and preference. Part of the motifs can be filled in with this technique, part of them can be fully painted. So it depends on you. It is possible to do in all those ways. Evet. Bunda çizicim böyle şeyi görmesini, görmeleri açısından. Bu ne kadar küçüldükçe o kadar güzelleşir. Smaller is more beautiful. Biz yani bu eğitim aşamasında olduğumuz için biz bunu şey yapıyoruz şu anda. Yani büyük çalışıyoruz ama biz bu kadar büyük nerede böyle hata eder çalışır. Ancak dış pervazda veya çinilerde kullanıyoruz. We are now drawing and painting big motifs, but normally in advanced stages, the motifs will be small, like the last one I have painted. Nasıl? Öyle mi? O zaman ya ödevlerine bakmayacağız arkadaşların ya da devam edeceğiz. Soralım kendilerine veya şanslarına kime bakarsak o kadar kalacak. Now little time is left until the end of the class. This is why we were wondering whether we continue with this or look at the homeworks, check the homeworks. We can do a sampling for the homeworks after showing these motifs. Maksat anlaşılmıştır esasında. Bundan sonrasını devam ettirmeye gerek var mı? Actually, yani görmek istedikleri bir şey varsa. It's understood actually in principle how I'm painting the inside parts of the motifs. Hocam, motifler kitabında var mı yoksa desenler kitabında? Hangisi? Bu farklar, renkler. O arada bulabilir miyiz? Bunu mu? Motif, desenler, şeyde yok. Ama öyle çizilmiş motifler vardır. Değil mi? Instagram'da mesela çalışan arkadaşlarımız var. You can find examples in some books and also on internet, Instagram, some artists are showing their works. You could find some examples about these.
Ama burada önemli olan bunun şeyini anlamak. Ana fikrini anladıktan sonra gerisi kolay yani. Once you grasp the main idea, the main principles, then it flows, it comes. Doldurduk mu saati? Şu anda bir saat doldu mu? Dolduysa şunlara geçemeyecek demektir. Ne cevapları alayım? Bir şey bilmiyor hocam. Sadece zor yerleri gösterseniz. Ben şu anda zaten şöyle yaptım. Şimdi görünmüyor. Bırakıyorum, şu anda bırakıyorum zaten. Zaten hocam kendileri bunu tabii. Tabi anlamaları lazım. Tabi. Bir şunu yapayım. Şu motifi de yapalım. Şöyle. Actually, the hardships or the easy or different difficult parts will be understood as you will be practicing yourself. So now I will leave it. Now with these examples, and after you try, you work yourself, you will see what you have to ask, what you have to elaborate upon more. It is then that you will understand. Şu an biraz hızlandım, biraz hızlı çalışıyorum, onun için bozuk olabilir. Kusura bakmasınlar. I'm doing this one quickly. Actually, normally I work more slowly. Tamam, yani bu önemli, yavaş. Due to time limitations, I'm doing it quickly. Lazım, it's important. Lazım, cidden bir şekilde dakik, dikka şedide. أنا هلا طبعا ما بقي وقت كثير بستعجل يمكن أعمل أخطاء فيها Bak buna niye noktaları koydum? Çünkü çok siyah mekan çok olduğu için damla koydum. Hafifletiyorum yani. I left these drops drop shaped blank parts within each sequel because otherwise it would have been too black. A relatively large section colored all black. However, by leaving these black parts in the middle, I added beauty. Bunu da yapıp bırakıyorum. Olur mu Nurcan? Görünmüyor şey. Şuradaki görünmüyor. Tamam, alacağım. Şey yapmaya çalışıyorum. Gözükmüyor mu? Hı. Ne yapayım? Aşağı yukarı. Yukarı alacağım. Tamam. Aldık mı? Tamam. Hepsinde aynı işlemi yapıyoruz sizde. Yani dikkatli bir şekilde. I'm doing the same thing for each part. Very carefully. I'm redrawing the contour and then filling it. Hatta burada bile, şurada bile boşluklar oluşturabilirim şu şekilde.
and by forming additional blank parts within each part, like this. Şeyin bana müsaade ettiği ölçüde. To the extent that their sizes allow me, so that they are not too black or too much of the paint color that you are using. O siyah, yani ağırlıklı olarak yani koyu diyelim, siyah demeyelim. Siyah deyince bu sefer şey anlaşılacak. Koyu dengesini ben kendim ayarlıyorum. Yani bunların hepsini siyah da yapabiliriz. Ama bence o boşlukları bırakmak ona böyle hafif bir güzellik de katıyor. By leaving these blank spaces, I'm balancing the dark colored parts with the light colored parts. I'm establishing myself this balance as I'm painting. O sanatçının kendisine kalmış birazcık. Yani ne kadar orada şey bırakmak istiyor. This depends on the artist's preference. Yani هذا الفراغات الذي تريدون سواد اللون أو ليس سواد طبعا أو أبيض وأسود طبعا يرجع إليكم يعني أي مكان يمكن أن أنا أعملها كلها أسود ولكن أحب أن تكون فيها فراغات من البياض يظهر أنها أجمل مثلا لو جاء عينكم على هذه سميكة يمكن أعمل فيها حركة نصغر شوي هذا كله يرجع إلينا ماشي نكتفي بهذا الحد شو رأيكم أنتم تكملوا عشان يبقى عندنا وقت أرى واجباتكم شو رأيكم أو نكمل var mı bir bunu bırakıyorum şu anda. Eğer yapmamı istediğiniz bir örnek varsa büyük motif ediyorlar çalışabiliyorum. Nasıl? Büyük motif çalışabiliyorum. Büyük motif de aynı fikir. Mantık aynı. Dediğim gibi o boşlukları bazılarının zihinlerinden yapacaklar. Büyük motif biraz bozuk zaten. Çalışsam bile yarısını çalışacağım. Diğer tarafını çalışmayacağım. Tamam. We are leaving it here now. There was a question about the size of the flower. Yes, it could be bigger, but work on half of it. Gözüküyor mu? Tamam, alayım. Bir dakika. Demek ki birazcık daha şey yapacağız bunu, bu tarafa mı alacağız, öyle bir şey. Şu kafa gözüküyor. Evet. Sıkıntı bu tezlikte. Yani ben çok eğiliyorum. Yoksa arkadaşlar bu kadar herhalde eğilmiyorlar. Şimdi bu dediğim gibi bu yaprağı gözüküyor. Yaprağı içini boş bırakıp da yani boş bırakırken derken yani ben bunu olduğu gibi boyayabilirim de şurada buna böyle bir damla veya nokta. Şimdi bazı örneklerde bu noktalar altın zaten. Yani lacivertli altın çok güzel duruyor mesela bu çift tahlillerde. Veya mesela burada çok küçüldü. Birazcık daha büyük olabilirdi o. In the
this big flower, the petal, again I left one blank space. In some works on tiles and manuscripts, you can see that the middle point could be gilded with gold paint. Yani buna... And the other, the dark part could be dark blue, for instance. You see such examples. Mesela bunun ortasını damar yapacağım. For instance here in this one. Örnek olması için yani. As an example, I will leave. Yoksa şey değil yani, ayrı ayrı olmaz. A vein. Here in this one I'm showing a vein. However, these no, ideally in a motif they will not be used together. One of them with a drop in the middle and the other one with a vein. I'm showing it to you only as an example here. This one I left a vein. أنا عملت هنا نموذجين واحدة بالدموع واحدة بساق يعني اللي يطلع من الفراغ الداخل يعني هذا ورق فيها شو كلمة لابدين مين لو نظرتم في الطبيعة في الطبيعة هذا الورق ليس وهذا الورق فيها leaf is like this. في خطوط بهذا الشكل veins ولذلك يعني لما نعمل ورقة يمكن هذا الورق يجي ونعمل فيه هذا الفراغ هذا تكملة إيش اسمه من ضمن الورق يعني هو يعني yaprağın içindeki lifler şu anda ona bir isim bulamadım elyaf yani onları devam ettirebilir hatta mesela böyle çizgi çizgi bile yapılabilir büyük şeylerde güzel de olur. As in nature, the leaf I have drawn, there is a main vein and there are the lateral veins or the threads that come out of, from it. You could also, as well, show them. Additionally, along with the main vein, you could also show the lateral veins. And this can be made, of course, in bigger motifs, larger size motifs. Orakul Varaka, benimle belki yedirmiş. Nasıl? Şey, Arapçası için. Orakul Varaka, benimle belki yedirmiş. Arak, arak, ayınla. Evet. Hmm, tamam. Şimdi bunda şu da yapılabilir. Şu şekilde hiçbir şey yapılmadan da bırakılabilir. You can leave it like this without painting the inside. Yani hiç boyamadan da bırakabilirim ben bunu içine. Tamam. I left it blank. This is also possible. Ama yani çünkü buraya şimdi şey de gelecek ya mesela şunlar gelecek. Because the other buds, lateral ones will be added. Aslında ihtimalleri denemelerinde genel olarak hangisini daha iyi göreceğini. Evet. Yani kendileri bu mesela bu şey yapılabilir. Yani altın yapılabilir mesela. For instance, the one that is left blank could be gold painted. Burasını ben bozdum biraz, çok yakın yaptım. And this one could be painted with dark color. Şurası boz olacak. Yani bu böyle olduğu için şu şekilde. Tamam. Şöyle de olabilir. Mesela bu komple de boyalabilir. Yani ben bunun damarını buradan yapmam da. Şöyle kapattığımı farz edelim. Şimdi ben bunu kapattım diyelim. Hiçbir şey koymadım. Yani şuraya bir nokta koyabilirim yalnızca. Şuraya da bir nokta koyabilirim. I left it blank for instance. At some dots
in the middle of each body part, round-shaped ones. Evet. Bu şekilde. Ha, bunu da doldurabilirim yani şey değil. Yani bu doldurulmayacak diye bir şey yok. Doldurulacağı zaman da bakın. I could as well fill in this part too that I had left blank. And eşit boşlukları bırakırız. To be filled, I left. Ondan sonra burayı da the blank line. Eğer çok siyahsa with the same thickness all over. O zaman yine noktalardan alan açarız ona. And I'm painting the inside area. If it is too dark, you could also leave dots in the middle of each part of bir that bant petal. Şu şey, şu şey oldu da battı bana. Evet, sorusu olan yoksa هذا آخر شيء اللي عملته يمكن تتركها بدون اللون الأسود أو تعمل في أماكنها ذهب أو لون ثاني أو تملأها مباشرة لأن أصل من أصل فكرة شيف تحرير هو إملاء المكان كلها الفراغات اللي أنت تحب أن تكون فيها حركة هذا حركة يعني يعطي لمعة جميلة جدا أو بهذا الشكل وشوية شيء أبطمه واريا these blank parts this double contour technique of course uses these blank parts the dark ones colored ones and the lighter ones to give an overall balance and you do it to your taste but keeping in mind to keep everything in equilibrium, a coherence of the whole pattern. Bu örnekleri zaten Nurcan gönderecek. Onun için daha kurumamış Nurcan. Miss Nurcan will be sending you these examples so you can see them closer. Yani onun için şey yapmaya gerek yok. Ha, varsa soruları alalım. If you have questions, we will be waiting for them. Anlamadıkları. Yani bunun sonu yok. Yani ben ama burada şimdi önemli olan şu mümkün mertebe geçmişi biz tekrarlamak istiyoruz burada. Bu dersimizdeki tekniği yapmamızdaki birinci amaç hatayı uslubu motiflerin iyice pekişmesini istememiz. Yoksa bu teknik zaten ilerleyen yaptıkça daha da gelişecek. Ama bugün bu derste biz çift tahrir yani geçmişe dönük yapraktı, goncaydı, pençti, hataydı. Bu uslup ile yaptığımız motifleri iyice pekiştirelim diye geçmişe gittik. Hatta kendileri şunu da yapabilirler arkadaşlar. Yapmış olduğumuz, çalışmış olduğumuz motifleri bu şekilde çalışırlar. Hem fırçaları da gelişir bu teknikle. Yani özellikle bu tekniği yapmamın sebebi, bugün dersi işlememin sebebi dersi tekrar etmek. Yani artık bu iyice pekiştirmek. أَنَا لِمَاذَا أَمَلْتِ الْيَوْمِ هَذِهِ تَكْنِيَ لِأَنَّ أُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عَنْدُكُمْ يَسْتَكِرْ وَحْتَاتْ بِأُسْلُوبِ أَوْ صِغَغَةِ الْحَتَائِ بِشَكْلِ الْجَيِّدِ يعني خليه يستقر عندكم يعني هذه يعتبر هذه التقنية مراجعة لغاية اللي أخذتم مني من محاضرات ولذلك يعني حتى النماذج الذي درسنا من قبل يمكن أنتم تشتغلوها بهذه التقنية هذا أنتم تستفيدوا من ناحية الفرشاة ومن ناحية حفظ الوحدات ورسم الوحدات بشكل جيد يعني أهم شيء نحن كملنا هذه الوحدات
ولذلك أنا أحب أن يستقر هذه الوحدات عندكم بالشكل النهائي، لأنه سننتقل إلى الجزء الثاني. هذا الجزء الثاني هو كيفية التصاميم وكيفية استخدام التصاميم للداخل المساحات المعينة، ولذلك لازم إحنا ننهي تماما فكرة الوحدات، كيفية الرسم الوحدات وكيفية الاشتغال بشكل فرشاي. هذا مهم بالنسبة لي. Today in our course today what we have done is I showed you the the painting technique double contour based on the motifs that we had seen earlier. Bakabildiğime bakacağım. Which are the leaves, the white petal flower, the stems, the hatayi, all these motifs that we had learned in our previous classes, we used them to show you this technique. Why did we do this? Because I wanted to repeat. Because we want that fırça, to perfect your drawing of these motifs. And also while applying this technique, you will also perfect, advance your brushwork. So there will be three things. We showed this technique, but we are repeating the earlier motifs to perfect your performance with these, and we are perfecting also our brushwork. And we would be, of course, using this technique that we have seen today as we advance in forthcoming classes. But meanwhile, we want to perfect the drawing and the brushwork. Evet, şimdi bakabildiğimize bak. Ödev şu anda benim yaptığım, yani bunu göndereceğiz. Bunun üzerinden bunları çalışacaklar. Ödevimiz bu. Tamamını negatif olarak çalışacaklar. Yani sizin çizmek istiyorum. El vacib usbu'l cey el seyyursil seturusil ileykum seyyide Nurcan البركة بحجم A4 أنتم تخرجونه من آلة الفاكس بحجم A4 واجتهدوا فيها بالفرشاة بتقنية النيجاتيف. The homework for this week will be you trace these figures that Mrs. Nurcan will be sending you on A4 paper, A4 size paper, all these motifs, and you paint them with this negative, double contour negative technique with your brush. Tamam. Şimdi bu Rahmat Banu bizle beraber mi? We are seeing some of the homeworks. Rahmat Banu, are you online? Yes, aleyküm selam. İngilizce. Ah yes, okay. Şimdi fırçayı yani o şeyi göremiyorum. Yani tek böyle bir kalınlıkta gitmiş hep. All your lines have the same thickness. I would like yani to çok see az bazı yerlerde you know, yani. Gradual. At some parts you done it, you have done it. This gradual thickening of the line, but I want to see it more. Şimdi sağ ve sol dengesinde birazcık sıkıntılar var. Also there is okay. The second point is that relating to in one motif the right hand side and the left hand side parts are not equal in sizes sometimes. In the one that is on the left, very far left, for instance, the right leaf and the left leaf do not have the same size. Şu motifte, in this one, şu motifte, şimdi bu burası ya, şimdi şu şöyle diyelim, diğer arkadaşlar da dinlesin. Other students also can observe this. Şimdi bunun mesafesi buraya çok yakın. Esas da şöyle bir yaydır bu. The distance is too narrow. Yani here as you see the professor has drawn these two lines parallel lines. Çok yakın gelmiş. More distance ortaya daha yakın olacak. The inner one should be close.
closer to the center. Bir de bunun şey yeri yani en kalın yeri ortasıdır. Yani şöyle hafif geliyor ya, burada bastıracak şöyle. And each line the thickest point should be the middle. Şurada olacak you yani. See this part should be the thickest and then it becomes thinner again. Dikkat ederse hepsi aynı. Bak. In yours they are all the same thickness. Şeye dikkat etsin. Pay attention to this. Birazcık hızlı çalışmış gibi. It seems you have worked too hasty, work slower, more slowly. Tamam. Okay. Thank you. Azma, ezme. Nereli? Pakistan. İngilizce mi? Evet. İngilizce. Tamam. Şimdi şey var. Yalnız yaprakları bozuyor. Bak, dikkat ediyor musun? Yani şey yapacağım derken. Ya oynuyor fazla buralarla, kafalarla, kafalar fazla. Yani o benim diyordum ya, hatırlıyor musun? Böyle bir kendiliğinden bir gidiş, o yok. Yani bu, şu, bu kadar. Yani daha oynamayacak. Bir de kafalar çok bozuk. Yani fırçayı çalıştığı zaman motifi bozmayacak. Önemli olan budur zaten. Anladın mı? Yaprakları bozuyor. Şurada mesela bak, şu göbeklerde hiç şey yapmamış mesela. Bu göbekteki şey aynı az önceki arkadaşa söylediğimiz gibi böyle başlayacak. Şurada bastıracak. Şöyle gelecek. Yani şurada şey olması lazım. Bu yuvarlaklarda da öyledir. Burada aldı ya mesela. Şöyle bakın. Şöyle aldı. Burada bastıracak şurada. Burada bırakacak. Şurada alacak. Burada bastıracak. Burada bırakacak, bak. Gördün mü? Onu söyle. In yours, eli iyi, eli iyi. Yani şeyi de anlamış. Ama çok fazla. Ya oynuyor kafalarıyla, ya kafalarıyla oynamayacak. O kendiliğinden, tabii dersin ya böyle. Tabii gelmesi lazım. Bu oynarken de şeyi de bozuyor tabii. Sen söyle. Fırçayı da bozuyor. The first point, Asma, is relating to each bud, each petal. It seems you are working too much with the tips of them. It should more come as a spontaneous line, like the one in the middle that the professor has drawn. At once, it comes by itself at once, as if a spontaneous line. It seems that you have played too much to perfect the tips of the petals. So these should be more consistent also within each other and with each other. And the second point was about, like the previous student, those arcs, they ought to start then become thicker in the middle section and then thinner again. The same thing applies for the circles, the little circles. Also they should, or the semicircles, is in the right hand side one now. They should start thin, become thick, again thin. Yani bir de şuna dikkat etsin. Yani biz şunu istemiyoruz. Bir anda kalınlaşmayı. Kalınlaşmayı biz, o tedrici kalınlaşma var ya, öyle istiyoruz. Kalın olabilir, çok kalın da olabilir. Ama bu kalınlık bir anda başlamaması lazım. Yani buradaki mesela şu büyüklüğü görüyor musun? Yani yanlış değil, bazı yerlerde güzel ama her tarafta aynı değil. Mesela her tarafta da aynı olması lazım. Yani o homojenliği sağlaması lazım. Bu güzel. Ama diğerleri öyle değil. Burada bozulmuş yaprağın şekli. Your drawing is fine generally, but observe this. For instance, in the one that the professor has marked with red, yes, it is correct. You can make it very thick. There it is correct. In the other ones, you see that it becomes thicker abruptly. It can be very thick, but this thickening ought to be gradual. Again, becoming thinner, gradually. This is why what you should observe. Anladım. Bu Yusuf zaten. Bir şey değil. Bir, Türkçe biliyor mu? You speak Turkish? Şöyle böyle. Ha, biliyormuş. Türkçe anlatsaydık sana. Biraz. Az.
İyi, tamam. Teşekkür ederiz. Yusuf, ente maana? Aleyküm selam. Yusuf, ente خلاص yani maruf ve lakin bes fi şey muayyen ahki lek. رسم الوحدات خصوصا على المشيمة أوز المشيمة الذي في داخل الوحدات في مشيمة فيها أشياء موجودة فيها ولذلك لازم اهتم فيها نفس الشيء لهذا الوحدة قبل شوية شرحت هذا كمان على رسم الوحدة بس يوسف يعني فرشاتك خلاص مبين انها جيده فهمت يا انت سريع اجتهدت هذه الاشياء فهمت قصدي يعني حتى هذا الوحده اللي انا اللي رسمت يعني هذا الجزء يجي انظر هذا آسف بهذا الشكل يعني أنت مثلا فين قصدي هذا الجزء يجي في الوسط هذا ليس جميل يعني النزول فيها وهذا الورقات الموجودة هنا أنا أرسم هنا بالسريع ولذلك يعني لما أنتم ترسموها لازم تلاحظ هذه الأشياء بشكل دقيق مثلا المشيمة صار أصغر من التويج من الأوراق ولذلك يعني في أشياء من ناحية النظر ليس فين قصدي ولذلك لا تستعجل يوسف الثقة للنفس يمكن يعمل أخطاء فهمت أشياء اي لا 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 هذا شيء قبل شوي حكيت يعني الوسط ستكون فيها اصغر في الوسط ماشي يعني انا اعرف انك تقدر تعمل احسن منها يا خليك شويه وركز على ايش اسمها على الوحدات وبرايي يعني لا تنسى احنا ندرس هذه المحاضرات أسلوب عثماني تماما يعني هذا أسلوب عثماني القرن السادس عشر وسط إيه 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 نعم ماشي نعم أنا فاهم أنا أعرف بس ركز ماشي شكرا يلا يلا أليا المحروس السلام عليكم أليا ليش مستعجل أنت في وراءك ذئب أو شيء من الحيوانات الوحشية سريع الفرشة لا يعني ما تقدر تشتغل بهذا الشكل يعني أنا ما أرى في وحداتك تدرج نهائيا يعني فين قصدي بعض يعني أنت سريع ما شاء الله في عندك قدرة ولكن يعني تركيز عندك تركيز على الشكل أو هيكل الوحدة راح في هذا الشغل فهمت قصدي ولذلك أنا أطلب منك لما تجتهدي يعني مثلا هذا الوحدة كم من الوقت أنت خرجت عنك كم من الوقت أنت عملت هذا الوحدة هذا لا لا أنا أقصد وحدة هذا بس يمكن تقريبا 30 دقيقة كم دقيقة؟ أكيد
أكيد أو 10 دقيقة. لا لا أنا لهذا الوقت بس لهذا الوقت. لف الورقة لف الفرشاة. نعم. شو تستخدم بالفرشاة؟ هاي الفرشاة استخدمت فيها فرشاة جرافت. إيرانية هذا ال جرافت. طيب انا اطلب منك لما انت تشتغل هذا 30 دقيقه اذا خلي هذا ساعتين مثلا، فهم قصدي؟ او شوف الفرشاه عندك يمكن فيها خطا. شوفي انا ركزي معي، الورقه هذا بداتي انت معي، شوف بدأتي خفيف عملت ثقيل وبدأتي شوف هنا 3 أشكال مختلفة، فهمت ايش اقصد؟ يعني عندنا لما انت تبدأ بهذا بالفرشاي تبدأ بهذا الشكل، شوف خط وتدرج بهذا الشكل خفيف خفيف، يعني انت تضغط فرشاتك بهذا الشكل. الجهة الثانية نفس الشيء، شوف فهمت قصدي؟ عليا ال يعني استاذ نعم إذن لازم أنت تكسري كثير. نعم أحاول أتجرب لكن. لا كسري، لا مو تجارب. لو أنت تشتغلي هذا نص ساعة، إذن اشتغليها 3 ساعات، فهم قصدي؟ عشان تتمرن تتمرن تتمرن، بعدين تسخن إيدك بشكل جيد. يعني أتجرب على شكل واحد عدة مرات. شوف، أولاً لو أنت مثلاً انا لو في مكانك اعمل هذه الحركه مثلا، شوف الحركه الذي انا عملها، هذه الحركه بس، هذه الحركه ما ارسم وحده، هذه الحركه شوف هذه الحركه، هذه الحركه خفيف ثقيل خفيف ثقيل خفيف ثقيل، اعملها او الدائره اعملها خفيف ثقيل خفيف او خفيف ثقيل، نعم، او اعمل حركه خفيف الدائره بهذا الشكل خفيف، او جهتين نص خفيف ثقيل خفيف ثقيل، هنا تجمع اعمل شويه حركه بس حركه بسيطه تنتهي. يعني فين قصدي؟ انت اولا دربي بهذه الاشكال، بعدين تنتقل الى فرشاتك، سخني ايدك جيدا، فهمت قصدي؟ يلا يعني المرة القادمة والله ناسية، لازم ارى يعني انا اسماء ما احفظها، ماشي؟ انت قارنها عفوا. Ne kadar kaldı vaktimiz? 15 dakikamız var. Naim. Naim. Ebu Naim Uzeybi. Min ayna enti? Yemen. Min Yemen. عندك نفس الأخطاء اللي أنا حكيت قبل شوية لعليا. وكمان عندك يعني أنت لو نظرت إلى أشكال الوحدات خصوصا على الورقات ما فهمت كيفية الرسم الورقة لغاية الآن. أنت شو رأيك؟ نعم نعم أستاذ. شوف
الورقه الذي انت ترسمها على الفرشاه يعني خطا، هل احنا نعمل رسم الورقه بهذا الشكل؟ شوف يعني انت حاده، احنا ما نرسم حاده بهذا الشكل. شوف انت معي، شوفي يعني شوف الوحدات الرؤوس. يعني كل الورقات عندك شيء مختلف يعني لغاية الآن. شوف يعني كيف أحكي لك، يعني أعطيني هون لحظة مثلا نقارن بين أصدقائك. يعني هذا فرشاة ليس عليا، ولكن رسم الورق صحيحة، يعني بس فيها أخطاء استخدام الفرشاة. عندك يعني الورقة، رسم الورقة خطأ، فهم قصدي؟ شوف مثلا هذا ورقة أنا أرسم أمامك عشان ترى، فهمت؟ عندك حادة جدا، حاد. شوف أنت ترسمي بهذا الشكل، أنا ما أرسم بهذا الشكل، فيها حركة. يعني أنت تجي عندك ورقة بهذا الشكل، لا ركز على رسم الوحدات والفرشاة، ماشي؟ يلا أشوفك. يعني بس يعني لو يعني أنا أحب أنتم تكملي، ولذلك عملت المحاضرة اليوم يعني مراجعة لهذه الأشياء، يعني راجعي بشكل جيد، ماشي؟ عفوا. مزينة، أنت معنا؟ يا نورجان، مزينة برضه مين؟ يا بك يا ها؟ Müzeyne ile sen bir konuş, fırçası mı kötüdür nedir bu, çok yani böyle giderse yazık, devam edemez bu kız bizde. Tamam. Yazık yani, üzülürüm. Bir gönlü. Sümeyye. Ve aleyküm selam. Sümeyye. Ceyl. Fi bazı eşya akta mevcuda. Velakin ana yani hususen هذا perfect. يعني أنت ما شاء الله عليك. بس يعني أنا يمكن من السريع عملت هذا المشيمة بهذا الشكل، ياريت لو غيرتها. فين قصدي؟ هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد، في أخطاء شوية بس على رسمية على شكل، ولكن فرشاتك جيدة نظيفة. هذا مثلا هذا في هذا القسم، يعني أنا قبل شوي حكيت هذا يعني تبدأ هون خفيف خفيف في الوسط، فهمت؟ ولذلك مو بينة، حتى البراعم الفوقانية هذا صغيرة بالنسبة لحجم، فهمت؟ وهذا الورقة مكانها يعني الخروج لو نظرت فيها يعني هذا ليس جيدة، يعني هذا الرسم رسمها ليس جيدة، يعني راجع فيها. شوف مثلا أنت عملت هذا، أنا أرسم بشكل سريع، هذا مكانها الخروج من أين؟ هذا يجي بهذا الشكل. شوف كيف يجي، هو يجي بهذا الشكل. أحيانا هذا المكان إحنا ما نراه، يعني اعتبر أنت هذا görmüyor.
Tamam mı kız? Gördün mü? Sümeyye. Ente mineyn? Maghrib. Ehlen ve sehlen. La, ana maşallah. Fi bazı eşya, bazı hata mevcuda ve lakin ana eşartu ileyha enti raci hazi hata. Maşi? Yani şuf, hada kıyıs, kaidetil kıyıs haza raci fiha ve hada, hada vahte raci. Hada keş şeklil esasi ceyide, bes heyk, yani heykelil ev, أنت لما تشتغل بالفرشاة يعني لا تنسى خفيف هذه الأماكن هذه المكان ثقيل ماشي شكرا سريا نفس الشيء سريا لحظة هذا هاشمي أنت من أين أنت يمنية كمان ها Ha burada yaşıyor. Türkçe konuşmaya başladın mı? Başladım. Çok mu az? Evet. Evet. Sen de aferin hak ettin ama sende de aynı hatalar var. Sen de güzel çalışıyorsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak yaprağını bozma Süreyya. Bak burada bozmuşsun. Ama fırçan çok güzel. Aferin. Fırçan çok güzel. Fırçanı devam ettir. Bu güzel. Bak burada bozmuşsun. Dikkat et. Bu da güzel. Bu olmamış Süreyya. Bunu beğenmedim. Ha. Bu olmamış. Şu. Bak aynı hata. Bak bu. Bak böyle bak bu. Unutma. Tamam. Bu da olmamış. Aç bunu birazcık daha. Aynısı bak az önce diğer Süreyya'ya çizmiştim bunu. Fehmt? Ana rassamtu qabla shuway hada. La hada lazim raji'i. Hada raji'i. Hada kaman fiha hata au yani yumkin ana fi rasmha lamma ursimha hada ki hada al makan al dakhil shuf al qis lamma tursim qis لا تنسى ترسميها بهذا الشكل. يعني هذا فهم قصدي؟ لما تيجي فيها لما تيجي فيها مفهوم؟ مفهوم واضح؟ واضح. طيب على كل حال شكرا. بس راجي هذه الثلاثة لا مستعد أنا أرسم أفضل من هذا السبيل بس في وقتها كنت مستعد تعبانة فرشاة تعبانة نعم مستعد سلامتك شكرا مستعد لا يعني فرشاتك جيدة إيدك جيد يعني في إن شاء الله في مستقبل موجود عندك يعني ولكن ركز هذه الأشياء إن شاء الله يلا سلام Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Cesila. Cesila. Cesila'nın fırçası kötü herhalde. Ya fırçası kötü. Cesila. Sen Cesila şey konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Yes. About your brush. The brush itself. How is it? It seems the brush is not very good. Şeyi ne kullanıyor? What are you using as brush? Which brush are you using? Synthetic? Yes. Okay. Şimdi bir de şey yaparken Zeynep Hanım bozuyor şeyleri yani motifler kaymış. Yani sağ sol dengesi hiç yok Cisila'da. Ona bir söyle. Bu motif hele hele hepten kaybolmuş. In general the left side and the right side of your motifs are not balanced. There is some distortion between the parts, between the different şey parts. Yani onlar bunun yarısını çalışsınlar. Work first with half of it,
have the motif. Yarısını çalışsınlar. Ondan sonra bunu katlasınlar. Then katlayıp onun üzerinden fırça çalışsınlar. And fold your paper using this tracing paper. Work with your brush on this one. Do perfectly half of it. The problem general is that the both sides are not bu onda equal. Onda da meşimede problem var. Meşime birazcık daire olacak. Daireyi bozmasın. Also the same thing with the earlier students is that the line from ya ben belki hızlı çizerken birazcık bozuk çizmiş olabilirim ama onlar buna gayret etsinler bu şekilde çizmeye. Burada daha çok bozuk bak mesela. Motif olduğu gibi bozulmuş burada. Hatta motifi oluşturan şu çanak kısmı sen anlatırsın. Bak mesela şimdi bu değil mi böyle gelmesi lazım. Şöyle oturdu. Şimdi burada bir yaprak var. Bak yaprak bu. Şu ortadaki yaprak burada olacak. Yani. This is about two things. First, the lines, the thickness of the lines in each of the buds, which ought to be kind of identical or similar, are not consistent. The second thing is the relative places is the last thing the professor drew. The places of the two petals or lateral buds are not positioned correctly. Ha, bu hiç olmamış zaten. This one is also yani bu yaprağın bu ben daha şey bekliyorum. Cesila daha çok çalışması Cesila, lazım. Beklentilerim daha çok Cesila'dan. What I expect from you is more. I am expecting more successful drawings from you. So exercise more by paying attention to the balances of the thicknesses of the lines of each little petal and the positions of each petal or bud on the main base of the flower or the leaf. Anlıyor mu? Could you understand what is meant or were we explicit enough? Koptu mu? Koptu herhalde. Ha. You are not online anymore, it seems. Cevap ne? Yes. Ama ben... Yes, daha çok çalışacağım diyor. Beklentim daha fazla. Yes, I expect more from you. Bak, şimdi çizdim bu şeyi. Şuna dikkat etsin. Bak, hat bu geliyor. The line, you know. Zeynep bak, şuraya getirilmesi lazım. Bak, hat geliyor. Şu, bak. This is how you put the snail there. Bak bu hat böyle geldi. Bu böyle devam eder. It continues. The line comes, passes through the snail and continues. Kendisi yapmamış. Tamam. Şeyleri doğru, iç kısmı doğru. The line has been interrupted in your case. You see the tips of the fırçasını fırçasını da düzelsin yalnız. Bu fırçayla böyle also, devam edemez. You change your brush. Tamam. Okay. Evet, ben teşekkür ederim. Thank you. Ne yapalım? Bu arkadaşlara bakmaya devam edeyim mi yoksa? He? Hepsini bitiremeyeceğim. Kim var? Afrina varsa hocam ona bir kez bakalım. Kime? Afrina. Gel sen göster bana. Az toplamda en azından ya da çok iyi çalışan bir kişiye. Sen bir bak, olmazsa. Afrin'e bak şu anda hocam. Şeyi batırdım. Ya nasıl o geldi şanslı. O şey, bir tarafı sivri zaten bunun. Ha. Şu tarafı. Şöyle bir kere bakıyordum ama bunu fazla zannolmamış. Evet. Kim bu? Afrina. Afrina. Aleyküm selam. Afrina yanlış şey yapmış. Bunu ya scan edip göndersin ya da çok güzel çeksin. Şey yani yamuk çekmiş. Motifler yamuk çektiği için bozulmuş. Because you didn't take the picture from top, exactly from top of the paper. Ya scan yapsın. Next time it's better if you scan.
because we don't see them plainly because you position your camera focus differently, so it is not from exactly top view. Fırçası nerede? Bu fırça gönderdi next mi? Next time you can scan it and send it after scanning. Also your brush, how is it? Yapraklar. Your brush work, you didn't send brush work. Yok herhalde, yapmamış mı? Hayır. Yapmamış mı? You didn't send any brush work this week. Bu şey Arapça anlıyor galiba, onun için. Yok. Endonezya. Öyle mi? Are you online? Do you hear us? Yok. Anti tetahaddis arabiyya? Min ayna taallamt al-lugha al-arabiyya? طيب يمكن صوتك يمكن عليها يمكن من الكمبيوتر يعني صوتك يجي علينا ضعيف جدا ولذلك يعني ما أسمع جيدا هل في إمكانية ترفع صوت الكمبيوتر بتاعك Anlamıyorum. Tamam. Ben şimdi o zaman şey yapayım da dersini göstereyim. The professor will show now to correct. أنا أطلب منك لما ترسل المرة القادمة الواجب لو صفريها بشكل جيد أو تعملها سكاين لأنه اللي أرسلت إلينا مو واضحة يعني شوية مايلة. Did you understand this? طيب. Çünkü şey olmuş, motifler yamulmuş. You see, it is not flat. The shapes are not seen clearly. O Arapça anlıyor zaten. Sıkıntı var, anlaşmamızda sıkıntı var. Sen ona bir Arapça şey yazdır istersen. Yani ya şey yapsın. Şu anda problem de var zannedersem şeyinde. لازم اهتم على رسم الورقات وهذا القسم شوف القيس مفهومة؟ فهم لازم شوف يعني في عندك في مشيمات فيها أخطاء لازم اهتم فيها فهمت؟ دائرة هذا شوف هذا دائرة هذا فوق لازم أقل يعني هذا مثلا نص شوف هذا صغير هذا مركز شوف نسبة فهمت و رسم الوحدة انظر عندك كيف عندي كيف ماشي yoruldum böyle sen onu tamam bakalım İbrahim Emel أنت معنا Emel لماذا عملت السواد فيها يطلع عندنا أسود نعم أمل أسبوع اللي فات أنا كمان شفت أعمالك فرشاتك جيد بالنسبة لك بس في حاجة بدي انتبه فيها الهيكل الورقة انظر هنا
كيف تمشي؟ اه ان شاء الله. هنا كمان انظر شوف الداخل كيف؟ الداخل نعم. يعني لما يعني انت تعمل حركة كثيرة يعني تعمل بهذا الشكل، لا لا تنسى، لا تنسى اللي درست من قبل، شوف المساحة هذا هو. وكمان يمكن الأسبوع اللي فات أنا رسمت هذا الغلط، خلي هذا المشيمة أكبر شوية ودائرية، هذا نفس الشيء هنا، ماشي؟ هذا جيد، هذا خلاص يعني، بس على شكل هذا شكل يعني ما عجب هذا الورقات، فهمت قصدي؟ إن شاء الله نعم. طيب شكرا. يلا مر. إيه فاطمة، فاطمة دمير، burada mısın؟ فاطمة، çok çalışman lazım. Ne fırçası kullanıyorsun Fatma? Fırça iyi o zaman. Ya fırçanı geliştirmen lazım. Çok yapman lazım bak. Motifleri de bozuyorsun bak. Hem o tedricilik yok, nüans yok fırçanda, hem de motifler bozuk. Anlıyor musun beni? Bak şimdi, şimdi şuradaki yaprağın güzel bak gelmiş ama çok kalın, yani buralar çok kalın. Yani biz ne dedik? O bir tedricilik var ya, böyle geliyorsun, hafif hafif bastırıyorsun. En son noktası bu olacak. Ondan sonraki gidecek bu şekilde. Tamam? Şimdi bunu böyle burada yaptığın zaman bunların hepsi aynı kalınlıkta olması lazım. Yani bir tanesi çok kalın, bir tanesinde hiç yok olmaz. Yani homojen bir dağılım olması lazım. Yani fırçandaki hepsinde bir homojen dağılım olması lazım. Bak, anladın mı? Bir de motif, yani motifin iskeletini bozuyorsun. Şimdi bak şöyle, şu hatayı da görüyor musun? Nereye gitmiş bu? Şurası niye bu kadar uzamış? Oval yapmaya çalıştım. Evet, ama çok uzamış değil mi? Bak bunlara dikkat et. Mesela bunun burası böyle mi bitmişti? O meşimeleri yuvarlak yapmaya çalışın. Genelde meşimeler yuvarlak olsun. Ha, çok zorlandığınız yerde yuvarlağı birazcık daha içeriden alabilirsiniz ama genelde yuvarlak olsun. Şimdi ben mesela yuvarlak, şimdi şöyle düşünelim. Bak şu şekilde. Şimdi ben mesela diyelim ki bunu şuradan alsam dahi, şöyle yapsam dahi, şurada şu vardır bak, yine bu kendini şöyle şeye tamamlar, yuvarlığa tamamlar şöyle. Anladın mı? Anladım. Çok çalışman lazım Fatma. Fatma, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Çok çalışman lazım. Tamam mı? İnşallah tamam. Anladın, hadi bakalım. Kim bu? Meryem. Hiç okunmuyor. Meryem mi? Hayır, bir tak. Şu Meryem, şu Meryem. Meryem, Meryem. Fas'tan hocam. Fas. Minel Maghrib, ha? Minel Maghrib, ha? Ehlen ve sehlen. Meryem. Fırşatak ceyide. هذا ما فيها شيء، ما أناكش فيها. الدوائر كمان جيدة، ولكن هيكل الورقة نفس الخطأ أنت تمشي فيها. هذا perfect، هذا perfect. لماذا هذا مختلف؟ أنت معي؟ فهمت شو أقصد أنا؟ ماذا أقصد أنا؟ لما أنت ترسمي هذا جزك ميو هو جزك ميو بداك شوف هذا لما كيف جئت فيها
كيف جئت هذا؟ هل هذا برأيك صحيح؟ لا. شوف هون كيف. شوف هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد. ولكن هذا شو رأيك فيها؟ أو هذا؟ لماذا عملت إلى الداخل هذا بهذا الشكل؟ فهمت؟ فرشاة perfect. كمان نفس الخطأ، يمكن هذا خطأ يمكن مستولد مني، هذا صغير بالنسبة للورقات المشيمة. نعم المشيمة بالنسبة للورقات التويج تاج صغير، خليه كبير. وكمان الورقات لما تعمل هذه الورقة بينا، شوف هذا ورقة مريم، انظر أين أنا رسمت كبير جدا عشان ترى أين عملت الخطأ. واضح؟ شوف عندك كيف، شوف كيف أنا رسمت. نعم لم أنتبه. تنتبه. أنت معي؟ أه؟ بس فرشاتك جيدة ما شاء الله عليها، بس بعض الأشياء فيها، ولكن على العموم جيد. شكرا. أفرين. هذا كمان فيه أخطاء عندك، هذا الوحدة. ماشي؟ هذا شوف. فهمت؟ شوف. هذا الخط. عندك فين؟ آه. ها؟ نعم. فهمت؟ نعم. آه. يلا. شكرا جزيلا أستاذ. عفوا عفوا. Bu kız geldi ki dur önüme gelsin. Sabina. Buna da bakalım, bırakalım. Kaç tane kaldı? Aa, bu. Ha, sen bunları, ha bunları. Sabina. Selamünaleyküm. Aleykümselam. بأي لغة أنت تتحدثين؟ سنين. سابينا سنين. سابينا فرشاة ne kullanıyormuş؟ What are you using as brush? I'm using synthetic brush. Synthetic kullanıyorsa bir an önce tabii fırçaya geçsin. You'd better start to use the natural sable brush, it would be better. Kötü değil. It is not bad. Ama net şeyleri göremiyorum. Yani o homojen dağılımdaki şeyleri göremiyorum. But I see this because the lines are not precise. This might be due to the brush. The homogeneity, the consistency of the thicknesses of the lines. Şu, you see? Şunun gelişi böyle. Yani şuradan. Relating to this connection point, the professor is showing it ought to be like this. Yani ona şuna dikkat etsin, şöyle geliyor. This, pay attention tamam. To this. Bir de çok yani bunları çalışırken birazcık dikkatli çalışsın. Çok büyütmüş. Şimdi bak. A little more carefully because it was difficult, maybe because it is big. The size of the motif is big. Çok uzun değil. Çok uzun. Don't make it too long. Too long. Here it is too long. A little too long. Bir de bu şey yuvarlak. Aynı hata onda da the var. Same like the previous. Bunu ben çizerken demek ki hatalı çizdim onlarda. The round shaped structure, the skeleton, the structure of the design is based on a round
Ben bunu aynısını arkadaşlarına da yaptım. Bunda da aynı hata var. The same things like the previous students here I will observe. Demek ki çizerken anlamamışlar. Çizerken anlamamışlar. Maybe you like the earlier ones couldn't understand well as I was showing. I'm redrawing it here. Şu. Like this the snake. Diğerleri de aynı hatayı yaptı. Bu böyle gelecek. Like the homeworks just before yours, similarly. Bu da şöyle. Tamam. Şeyde bu fırça, bak bunu yapmış, güzel yapmış ama hepsinde aynı değil. Hepsi, kalınlıkların hepsi farklı farklı. What the professor said in the first place, here he is showing, for instance, the one he encircled is correct, okay. But the other ones, the thicknesses of the lines are not the same. This is what tamam. Means consistency. Bir de bak, yaprağın formunu bozmuş. And here also the shape of the little petal. Yani yaprak bu değil mi? It ought to be like this. Yani bunu niye bu kadar daha fazla böyle içeri giriyor bak. You made it too curved. In mine, which I traced now, the curve is less. Şu, bu kadar. The curve ought to be this much, şu not kadar. More. Bu çok fazla. Yours is too much twisted. Anladın mı? Okay. Bu meşimeleri de dediğim gibi daire yapacak. These base parts, the middle part, ought to be circular, round shaped. Yani, tamam. Yours is more elongated. Similarly, this ought to be a circle. Tamam, daha çalışsın daha çok. Exercise. Osman. Osman. Bizle beraber mi Osman? Osman Gani. Var mı Osman? Niye cevap vermiyor? Osman, are you hearing us? Sesi açık şu anda. We don't hear you. Tamam, Osman güzel zaten. Ufak tefek bazı şeyler var ama. Fine, your homework is fine. There are little things. Açmış bizi dinlemiyor herhalde. Tamam, ufak tefek bir şeylerim var. Şu aynısı ekran onda da var. Ha, evet, ekran dondu. Evet. Evet. Ekran dondu. Ekran dondu. Tamam, yeterli bu kadar ya. Güzel. Şu arkadaşlara, Rosalinda'ya. Sesimiz gidiyor mu? Ha, Rosalinda. Selam. Aleyküm selam. You know, our screen is fixed now, it's not working well, but you can hear it, it is good. Bunu duyuyor mu Rosalinda bizi? Do you hear us? Şuna da bakmayacağım, tamam. Rosalinda biraz motiflerine dikkat etsin. Work exercise more on the structures of your motifs. Yani şey motiflerinde bozukluklar var. Yok bu doğru, değil. Doğru. Donduk. The screen is not showing. Ha. Ah. Tamam. Now, now it is working. Yes, now it is working. Şimdi bak motifleri bozmuş, yaprakları bozmuş. The same matter of consistency of each little petal or yani, bud. Yapraklar o kadar bozuk ki bak şeyden çıkmış yaprak. The shapes of each leaf biraz yukarı kaldı. Ha pardon. Değil mi bak yaprağın özelliği gitmiş. Do not lose the feature of the leaf. Pay attention to these lines that shape each little petal. Şunlar mesela bunlar yok bak. Şu. It ought to be a circle. Bu circle'ın şurasına. Here is the snail. Ona uygun bir tane şey geliyor. O da şey daire. Proportioned to it. Onun the snail too is a circle. Yerinden şöyle. Da böyle geliyor. From this point of the snail, these yani two lines go up. Onun yaptıkları bak böyle.
Yours is like this. Yanlış. Tamam. Too pointed. It ought to be more circle. Yeah. Each part, each section ought to be more circular. Ya yani belki gözük çok büyüttüğümüz için gözükmüyor mu acaba? It is seen clearly, we hope. It is big here, like this. Anlaşılıyor mu? I think you understood what is meant. Şunu, bu motif güzel olmuş ama bak. This one is fine. Dişlere dikkat etsin. Yani buradaki dişlerle şuradaki yapmış olduğu dişler arasında farklar but var. Pay attention more to the teeth. The little teeth are not the same. The ones on top are different from the second ones that the professor encircled. Bir de şey, o işte şeyi yapınca, yani diyelim ki burada bir kalınlık verdi, şuradaki kalınlık, diyelim ki şu kalınlık, buradaki kalınlık daha eşit olacak. Bak, burada kalınlıklar çok farklı. The thicknesses of the lines in each of these parts are not the same. Yani burada daha kalınlaştırıyor. Here in the small one, you made it thick in the middle. Yani okay. Eğer bu da kalınsa, bu da aynı kalınlıkta olacak. This second one, the second part, this longer one. Bak şimdi. Its thickness must be the same as the thickness of the little one. Ben kalınlık bak yaptım onu şeyle gördün mü şöyle. Like this. Here this bak, this part, the middle part that he marked. Aynı the thickness lazım. Must be the same with the thickness of the yani, second longer line. Şuradaki kalınlıkla this şuradaki kalınlık. This thickness must be the same. Anlıyor mu? Tamam. Tamam güzel. Bu güzel olmuş. This one is fine. Yani ufak tefek hataları var, onlara takılmıyorum there mesela şurada. Things, instance, these tips of the ama petals, genel olarak güzel. In general, it is fine. Bunda yok o kadar başarılı değil bak buradaki. Ha, bunda fırçaları, fırçası one, bunun kadar başarılı the değil. Is not as successful as the top one. Bu aşağıdaki one. Daha iyi bak. Burada nasıl burada yaprakları nasıl bozmuş. These tips of the petals, bak buralarda bozmuş yaprakları. In harmony, are not consistent. Yani bu, şu daha başarılı, tips, buna nazaran. The top one yani buradaki en başarılı iş derse bu. This motif is the most successful on this page. Yani diğerlerine nazaran. Compared to the others. Burada da aynı hata var. The same thing here. Şunu unutmasınlar. Belki ben çizerken o hatayı yaptım. Meşime bu kadar. Şimdi. The base of the flower. Burada bu kadar. Küçük kalmaması lazımdı. Aynısı diğer arkadaşlar da yaptı. İşte merkez buysa meşimeminin yeri şurası. The base of the flower is like o meşimeye nazaran bunların çıkması lazımdı. And the petals, the buds come out of it in this way. Tamam. Birazcık daha dikkat etsin. Bu motif hele hele hiç olmamış. Hiç beğenmedim. Bu nispeten iyi. Bunun meşimesi kötü. Onları bir söylersen. Bunlarda da fırçaları çok kötü. The first one is the observations, the thicknesses of the lines that he showed and each part ought to be so. Beklentim yüksek Rosalinda'dan. The second one is better and the third one is the best among the three. And the best one is the one he marked. Şey I am expecting success kapatalım. From you. Ondan exercise a little more, paying attention to this. I am anticipating better. Sorusu olan var mı? Thank you. Are there any questions? Senden il muhadara. Hel fi ey esile anil vacibat vel tekniyet negatif? Burada bir de bakılmasını isteyenler var mı hocam? Şu an hala öğrenci يعني اليوم عملي طولنا فيها ولذلك صار كثافة ولذلك ما نقدر أن نطلع كل الواجبات الذي أرسلوا إلينا طلابنا ما نقدر لأنه عدد الذي يشاركون فيها من أونلاين تقريبا فوق 30 ولذلك يعني أنا أقدر أطلع على أكثر شيء 20 واجب لغاية أن أتوقع نظرنا فيها ولذلك الباقي سامحونا ما نقدر
ولذلك يعني بنهاية الدورة نعمل امتحان وهذه العدد سينزل إلى النصف. على كل حال أنا سأطلع على هذه الواجبات يعني يعني بس كيف أحكي لكم يعني تصحيحات أعمل ما أعمل أمامكم. على كل حال أنا أرى كل الواجبات اللي جاي إلى سيدة نورجان قبل ما أنا أعود على مقعدي أطلع على الواجبات الذي أرسلتم إلينا. Of course, today the lesson part was a little longer. Ders bitti. Siz buyurun. A little longer. This is why never we are able to see all the homeworks. But this doesn't mean that we are not looking at them. I am after the course looking at each of the homeworks because Mrs. Nurcan is presenting them to me. I am examining all of them. So don't think that when time is not enough here, we cannot see your homework. No, this is not the case. I am seeing all of the homeworks. And if you have any questions relating to the technique, that the negative technique that we have shown today or relating to the homework, please ask now. Şimdi biz aşağı yukarı 40'a yakın online üzerinden ders gören arkadaş var. Biz bu bütün ödevleri hepsine bakamıyoruz. Zaten önümüzdeki, yani bu dönem sonunda yapacağımız sınavla da bu sayıyı mümkün mertebe 20'ye indireceğiz. Bu sınav tarihinde ilan edeceğiz zaten. Ama gelen ödevlerin ben çoğuna zaten Nurcan Hanım benim önüme koyuyor. Ben ona genel bir bakış yapıyorum. Yalnızca bunu bir sıraya koymuyoruz. Bazen Nurcan Hanım hiç görülmeyen ödevleri önüme koyuyor. Onlara bakıyorum. Yani hiç mesela diyelim ki iki hafta hiç görülmemiş ödev olunca onları önüme koyuyor. Onlara öncelik veriyorum. Ama genelde bütün arkadaşların ödevlerine bakmaya çalışıyorum. Bugün de bazı arkadaşlara bakamadık. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu arkadaşların hiçbirisine bakmıyorum anlamına gelmiyor. Gönderilen ödevlerin hepsine bakmaya gayret ediyorum. Zaten sınav işte kaç haftamız kaldı zannedersem 5 haftamız kaldı. 5 hafta sonra zaten yapacağımız sınavla da yürüyeceğimiz arkadaşları belirleyeceğiz. Mümkün mertebe zaten sayıyı makul bir sınırlara çekmeye çalışacağım. Çünkü beni de gerçekten yoruyor. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Haftaya bir aksilik olmazsa görüşürüz. Maşallah. So the professor thanks you. This is all for today and see you next week, God's willing. Tamam, kapatalım. Teşekkür.